Ben 1986 doğumlu, Yüksekova doğumluyum. Orta öğretimi Şemdinli'de tamamladım. Liseyi burada var olan yanlış eğitim anlayışından kaynaklı terk etmek zorunda kaldım. Çünkü içerisinde yaşamış olduğumuz bu ülkenin kendine ait tasarlamış olduğu eğitim anlayışının tamamen öğrencileri bir robotlaştırma niteliğine dönüştürüp tamamen kendilerinde var olan o iradeyi sunabilme noktasında yaşamış oldukları eksikliğe entegre etmelerini kabul etmediğimden kaynaklı dört duvar dışında toplumun içerisinde var olan insanların yaşamış olduğu acıları okuyarak bir yerlere gelmenin daha elzem olduğu düşüncesiyle hareket etme adına yola çıkmış ve bu memlekette acılar yaşamış olan insanların yaşamış olduğu tecrübelerin toplamı olarak sizinle bir şeyler paylaşacağım. Ben Dosya aşiretine mensup Metin kabilesinden bir neferim. Bu memleketin bir evladıyım. Eğer bu memleketin bir evladıysan, bu memleket adına bir şeyler yapabilmenin gerekliliği hususunda bir sorumluluk almam gerektiği inancına sahibim. Kendim 2013-14 yılları arasında Hakkari FM'de bir yıl DJ'lik yaptım. Ondan sonra şahsıma sunulmuş olan Diriliş Gençlik Derneği Başkanlığı yaptım. Sonrasında anavatan şu anda Hakkari İl Başkanlığı atanmış il başkanıyım. 2023 Vizyon Birliği Siyaset Meclis Başkanlığını yürütmekteyim. Yürütmüş olduğum bu siyasi anlayışların temelde memleketin kendisine ait olan sorunları dillendirebilmek için var olan eksiklikleri insanlara sunabilme adına kendimi sorumlu bir nefer olarak görüyorum. Şahsıma da tanımış olduğunuz bu fırsattan kaynaklı sizlere teşekkür ediyorum. Yaşamış olduğumuz memleketin içerisinde, kamuoyunun içerisinde yaşıyoruz. Her alandan tanımış olduğumuz insanlar var. Ve bu tanımış olduğumuz insanların kendilerine sıkıntı, kendilerine sorun teşkil edebilecek memleketle alakalı düşünmüş oldukları sıkıntıları söz konusu. Bu sıkıntılardan bazıları ve en önemli hususlar şu şekilde. Ben biraz kendi uslubumla konuşmak istiyorum sizinle. Görmüş olduğunuz arkamdaki şehrin yollarında aşıklar istemiş oldukları aşkları tadında yaşayamadılar. Köşe başlarında kamburları üzerinde acılar taşıyan ihtiyarlar kendi evlerine ekmek götürememenin acısıyla şu anda bir ezginliğin acısı içerisinde kıvranıyorlar. Anneler dökmüş oldukları kezzap gözyaşlarıyla şu an kurutulmuş topraklarda bir şeyleri üretebilme adına kendilerini sorumlu hissediyor olsalar dahi kendilerinin sesine kulak verebilecek sorumlular bulamıyorlar. Bu sorumlulukları bulamayan insanların yaşamış olduğu acıları bu şekilde dile getirebilme adına ben memleketin var olan sıkıntılarını şu şekilde dile getirebilirim. Öncelikli olarak devletimizin yaşamış olduğumuz bu memleket içerisinde kendilerine gönül vermiş olan insanların unutulmaması gerektiğini ve bu memlekette yaşayan diğer siyasi oluşumlara ait olan insanların kendilerine oylarını ya da kendilerine gönüllerini vermemesinden kaynaklı cezalandırıldıkları hissiyatına kapılmış olmalarının bu memlekette yaşamış olan çocuklarından tutun gençlerine, gençlerinden tutun kadınlarına, kadınlarından tutun ihtiyarlarına kadar oluşmuş olan bu dağların altından kalkabilmenin tek yolu bu memlekette oluşabilecek kanaat önderlerinin gerçekleştirdiği bir lobi ile şu anda buradan gerçek anlamda haberi olmayan Sayın Reisi Cumhur'u haberdar etmelerinden geçiyor. Bugün devletin memleket için kalkınma adına, istihdam adına ya da refahı daha yüksek bir seviyeye getirebilme hususunda tanımış olduğu imkanları kendi çıkar doğrultulu duygularıyla engellemeye çalışan insanların barikatlarından geçememesinden kaynaklı bugün memleketimiz yolları itibariyle, suları itibariyle, belediyede hizmetin eksikliği itibariyle atanmış olan kayyumları yanlış yönlendiren yine memleketimizin insanların bilgi kirliliğiyle gerçekleştirmiş olduğu eksikliklerden kaynaklı coğrafik alanı itibariyle gelişime o kadar açık olan bir memleketin bugün kısır siyaset anlayış sebebiyle düşmüş olduğu hal bütün toplum tarafından zaten ayan ve beyan göz önündedir. Bizler
yaşamış olduğumuz bu toplumun içerisinde gönül vermiş olduğumuz yerlere kendi irademizle gönül vermiş olduğumuzu bu toplumun içerisinde bulunan her nefere aktarıyor olsak dahi farklı siyasi oluşumlara ait olan insanların farklı yaftalamalarla, farklı sıfatlarla bu memleketin çocukları için bir şeyler arzu eden insanları pasifize edebilme noktasında gerçekleştirmiş oldukları her eylemi burada kınamak bizim en doğal görevimizdir. Ben Hakkari Anavatan İl Başkanı olarak burada memleketime sesleniyorum. Hiç kimsenin esareti altında kalmadan Allah'ın her insanı özgür iradeyle yaratmış olduğu gerçeğine binaen bizler bu toplumun içerisinde birbirimize fayda sağlayabileceğimiz üretken projeleri hayata sunabilme adına birleşen güç birliği oluşturarak bu toplumun kanayan yarasını bir şekilde dindirmek zorundayız. Bu zorunluluğumuz bu memleketin köprü olarak görmüş olduğumuz büyüklerinden geçtiği halde her büyüğün kendine ait olan yanlış anlamasını istemiyorum hiç kimsenin. Kendisine ait olan, etrafında var olan topluluğun oluşturmuş olduğu kibirden kaynaklı birbirlerinden uzak durmalarının oluşturmuş olduğu sonuç itibariyle bizler birbirimize duymamız gereken sevgi anlayışını yok etme aşamasına geldik. Bundan kaynaklı yürümüş olduğumuz yollarda artık birbirimize güvenmeden, yürümüş olduğumuz yollarda artık birbirimize yardım edemeyecek bir duruma gelmiş vaziyetteyiz. Bunu ortadan kaldırabilmenin tek yolu güç birliği sağlayabilmek. Farklı siyasi partilerin birleşip memleketimiz için bir şeyler yapabilmeleri adına kendilerini sorumlu hissetmelerinden geçiyor. Memleketimizin zaten coğrafik koşulları ile elverişli durumda. Devletin meydana getirmek istemiş olduğu TOKİ'ler, hastaneler, bölünmüş yollar zaten bunlar ili daha hızlandırabilmek için gerçekleştirilmiş olan projelerdir. Fakat bu altyapıyı oluşturmada yaşanmış olan eksiklik memleketimizin bu güzelliğini ile dönüştürüp daha da güzelleştirebilme yolunu kısıtlama durumuna getirmiş vaziyettedir. Eğer bizim memleketimiz Hakkari, biz Hakkari'nin kesinlikle il olmaması taraftarı değiliz. Kendisinin de il olabilmesi ve etrafında var olan ilçelerin kesinlikle ilçe olarak kalıp Hakkari Yüksekova'nın beldelerinin bir ilçe statüsüne erişebilme potansiyeline sahip olduğunu kendileriyle paylaşıyoruz. Ve paylaşmış olduğumuz bu noktaları biz yukarıda bulunan insanlara ulaşılmadığı düşüncesiyle kendimizi artık perde arkasında tutmak zorunda hissediyoruz. Eğer biz yaşamış olduğumuz bu memleketin içerisinde il statüsüne erişirsek, içinde yaşamış olduğumuz bu memleket istihdam alanları itibariyle gelişmişlik arz edecek ve bu arz etmiş olan gelişmişlik bu memleketin çocuklarının yanlış yollara gitmesini engelleyecek. Çünkü istihdamın eksik olmasının oluşturmuş olduğu sonuç boş çalışmanın kendilerinde oluşturmuş olduğu tembellikle tefecilik oluşturmak ya da gençlerimizin artık okullarda kendilerini daha üst düzeyde görebilme noktasında çalışmayı eğitim anlayışıyla bir yerlere getirebilmeyi bir tarafa bırakıp uyuşturucu ticaretiyle kısa yoldan zenginleşebilme fikrine kendilerini bir bakıma kanımsatabilme noktasını oluşturuyor. Oysaki istihdamın oluşabilmesi bu bahsetmiş olduğumuz yanlış hem devletimize hem topluma yanlış olarak nitelendirilen bu anlayışın ortadan kalkmasını sağlayacaktır. İstihdamın eksik olması demek bizim gibi bu memlekette yaşayan insanların artık çıkar yol bulamamasından kaynaklı yanlış yapıların siyaset anlayışıyla bizleri malzeme olarak kullanabilecekleri bir düzeye indirgiyor. Biz indirgenmiş olan bu anlayışın içerisinde istesek de istemesek de kendi çocuklarımıza ve eşlerimize, kendi anne ve babalarımıza bir şekilde onların istemiş olduğu aşı sağlayabilmek için tarafımıza sunulmuş olan yanlışlıklara kapılabilme noktasında eksikliğe düşebiliyoruz. Eğer bu eksiklikten kurtulmamızı istiyorlarsa şayet kesinlikle istihdam alanlarını çoğaltmaları gerekiyor. Bu bakımdan bu memleketin ileri gelenlerinin de görevi bu. Çünkü kendileri
elde etmiş oldukları gelir ile sadece kendileri ve ailelerini istihdam edebilmenin dışında kendi güçlerini birleştirip bu memlekette var olması gereken bu fabrikaların gerçekleştirebileceği imkanlar söz konusu olduğu halde bizde var olması gereken yatırımların bu memleketin dışına çıkarılması tamamen biz bu memleketin çocuklarına yapılmış olan bir ihanettir. Çünkü bizler bu memleketin içerisinde hızımlık anlayışı ile hepimiz birbirimize bağlı kabileleriz. Eğer bizler birbirimizin düşmüşlüğünü görmezden gelip düşmüş olduğumuz yerde birbirimize elimizi uzatmaksızın sadece yaşamış olduğumuz evin içerisinde yaşadığımız refah anlayışına kendimizi bir alışkanlık noktasında bağlı kılarsak köşe başında düşmüş olan insanların düşmüşlüğünden yaşanması gereken acıyı duyumsamayacak kadar duyarsız oluruz. Bizler duyarsız olmama adına artık bu memleketin insanlarının birleşerek yukarıda artık haber verilmesi gereken merciler neresiyse oralara çıkartma yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Bizler bu memleketin çocukları olarak birbirimizi tanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında kendilerinde bir görev az deden ve bu görev sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini iddia eden arkadaşların tek tek sivil toplum kuruluşlarından parti öncülerine kadar ulaşmaları, muhtarlarla oluşturulabilecek bir heyet ile buradan bir çıkartma yapıp Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkabilme imkanları olduğu halde konuşursam dilim yanar, dilim yanarsa ardım yanar anlayışıyla hareket etmelerinden kaynaklı zaten bu toplum şu anda ayrışma yaşıyor. Oysa ki başta da beyan etmiş olduğum gibi sivil toplum kuruluşlarından tutun devletin kendilerine yetki tayin etmiş olduğu insanların birleşimi bu memleketin istikbalini oluşturacaktır. Bu memleketin istikbali artık mavi tebessümlerle insanların suratlarına yapışmalı ve suratlara yapışmış olan bu mavi tebessüm İlerleyen zamanda çocuklarımızın aydınlık geleceği olabilmeli. Bunu sağlamak da sivil toplum kuruluşları ve yetki almış olan insanların inisiyatif kullanmasından geçiyor. Biraz cüretli, aşırı derecede perçinlemek istiyorum. Belki yapacağımız bu konuşmayı duyan birçok öncümüz, birçok büyüğümüz yapmış olduğumuz konuşmadan kaynaklı rahatsız olacak. Ama rahatsız olmamalarını, aslında oturup şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerektiğini düşünerek paylaşmak istiyorum. Eğer bu memleketin öncü kişilikleri olduklarını iddia ederek yaşayıp yaşamış oldukları bu öncü kişilik sıfatlarını bu memleketin karanlığını parçalayabilme adına kullanmıyorlarsa şayet ve çıkar doğrultulu, yine söylüyorum, çıkar doğrultulu, ben neden konuşayım ki, ben zaten yiyip içiyorum, zaten kazanıyorum anlayışıyla kendisinin yaşamış olduğu bu refahı, bu nasıl söylesem, bu rahatlığı etrafta rahatsızlık yaşamış olan insanlara bir perde olarak araya serip kendilerini perdenin arkasına götürebiliyorlarsa bu memlekette kendilerine gönül vermiş olan insanların vebaliyle haşredileceklerini de unutmamaları gerekiyor. Bugün devletin en üst kademesinde bulunan Sayın Reis-i Cumhurumuzun her bölgeye atamış olduğu bir başkanı var. Bu başkana tanımış olduğu inisiyatifi söz konusu. Bu inisiyatif ile bu memleketin içerisinde ihale usulü ile gerçekleştirilen projeler var. Bu projelerin getirmiş olduğu geliri oluşturulabilecek bir havuz ile kendilerinin geçimini sağlayabilecek kadar, geçiminin dışında elde etmiş oldukları geliri birleştirip aktarmış oldukları havuzda oluşturabilecekleri bu ihtiyar heyeti aracılığı ile bu memleketin, yine söylüyorum, istikbali adına fakirlerinden tutun gençliğine kadar bu insanların geleceğini inşa edebilmek için her iş adamı, her öncü, her ileri gelen muhakkak elini cebine atmak zorundadır. Bugün bu memleketin içerisinde her kesime ulaşabilecek bir nefer istikbali oluşturabilmek için kendisinde oluşturmuş olduğu bu projeleri o insanların huzuruna sunup onlardan elde etmiş olduğu gelir ile bu memleketin kanayan yarasına bir merhem alabilme kudretine sahiptir. Ama bizler, yine söylüyorum,
çıkar doğrultulu bizde oluşmuş olan menfaat anlayışını kırmadığımız sürece bu memleketin hiçbir noktasında hiçbir sorununu asla ama asla çözüm odaklı hayata geçiremeyiz. Biz bunu başaramayız. Bunu başarmanın tek yolu bu memlekete oluşabilecek olan bir havuza aktarılabilecek olan ister devlet tarafından ister öncülerin inisiyatifiyle sunulmuş olan o meblağı bu memlekette sorunları ortadan kaldırabilmek için kurulabilecek heyetlere sunulabilmesi ve sunulduktan sonra da bu memlekete yarar sağlayabilmek için yapılabilecek çok güzel şeyler var. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya ve İran başkanlarıyla bir araya gelip istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu yapılmış olan istişare toplantısının en çok Hakkari Yüksekova yaraması gerekiyorken en çok şu anda Hakkari Yüksekova bundan müzdarip. Nasıl müzdarip? Kendisinin sınırına yakın olmuş olduğumuz İran ve Türkiye'de var olan yetkililerin ya birbirleriyle anlaşamıyor olmaları ya da gerçek anlamda zamanında yapılmış olan sınırdan buraya geçiş noktasında gerçekleştirilen eksiklikler sebebiyle sınırımız bugün A kategorisine geçmiş olduğu halde aşırı derecede büyük bir kısıtlama yaşıyor. Bugün Esendere Belediyesi AK Parti hükümetine ait olan bir belediye. 20 yıllık bir anlayışın ortadan kalkıp yeniden devlete güven noktasında halkın devlete kanadını açmış olduğu bir yer. Fakat bugün baktığımız zaman Esendere'nin yaşamış olduğu sıkıntılar Hakkari Yüksekova'ya da yansıyor. Çünkü o sınırdan gerçekleştirilecek olan ticaretten elde edilen meblağ bu memleketin çocukları arasında dolaşması sebebiyle hiç kimse zaten mağduriyet yaşamayacak bir duruma geliyor. Ama bugün Gümrük Bakanımızın da buraya teşrifleriyle, buraya geldikten sonra buradaki insanların sorun ve sıkıntılarını dinleyip kendisi sağ olsun sorun ve sıkıntıları bildirmiş olduğu yerlerde bildirmiş olduğu bu sorunların hala temelde bir çözüm oluşturamıyor olmasının altında yatan en büyük gerçek sebep reklam anlayışıdır. Bugün buraya gelen yetkililerin biz geldik Hakkari Yüksekova toplumuyla bir araya geldik. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Herkes çalışıyor. Anlayışıyla yukarıya bilgi kirliliği gönderiyor olmaları memleketi ne hale getirmiş görüyorsunuz. Bugün bu memleketin çocuğuyum ben. Siz de bu memleketin çocuğusunuz. Benim memleketimin üzerinden ve memleketimin gençleri üzerinden bunu bir siyaset aracı olarak kullanmak ve bu kullanmış oldukları siyaset malzemeleri olarak görmüş oldukları bizleri ya Allah'ın varlığından habersizmiş gibi yaşayıp kullanma hakkına hiç kimse, hiçbir yapı, hiçbir siyasi parti, hiçbir sivil toplum kuruluşu sahip değildir. Bugün bakınız asgari ücret yasal bir gerçeklik olduğu halde bizim gencecik kızlarımız bugün kafeteryalarda 25 TL'ye çalıştırılabilecek bir duruma gelmiş vaziyette. O çocukların evlenebilecek yaşları geldiği halde ailelerin bu konuya da değinmek elzemdir diye düşünüyorum. Ailelerin kendi çocukları üzerinden bunu bir ticaret malzemesine dönüştürüyor olmalarının dilimin uslubu biraz sert olabilir kimse kusura bakmasın ama kendi kızları üzerinden bunu bir ticaret malzemesi haline dönüştürmeleri tamamen yanlış bir anlayıştır. Bugün maddiyatın en kısır olmuş olduğu bir zaman içerisinde aşk ile birbirine bağlı olmayı arzu eden çiftlerin maddiyattan kaynaklı birleşemiyor olması bu toplumun içerisinde zinayı aşırı derecede yaygınlaştırmış bir vaziyete dönüştürmüş. Allah'tan korkan her birey zinanın, tefeciliğin, uyuşturucunun bu memleketin içerisinden kaldırılmasını istiyorsa şayet Allah'tan korktuğu için bu gibi siyasi anlayışla insanları malzeme olarak kullanmaktan ziyade insanların gönüllerine dokunup onların gönüllerinde var olan yaratıcıya duymuş oldukları saygı sebebiyle bu memlekete fayda sağlamak zorundadır. Çocuklarımız perişan oluyor. Biz geçmişten bugüne kadar bu memleketin içerisinde yaşanmış olan tüm sıkıntıları gözlerimizle görüp tecrübe ederek gelmiş bir zamanın içindeyiz. Onun için bu memlekette yaşamış acılar yaşamış olan, sıkıntılar yaşamış olan gençliğin
tecrübelerinin toplamı olarak konuşuyorum ben sizinle. Evet. Biliyorsunuz 2015 tarihinde gerçekleşmiş olan Hendek zamanı tamamen memleketin içerisinde 2016 gök kubbeyi kıpkızıla dönüştürebilecek kadar yaratıcının öfkesine sebebiyet oluşturmuş, yanlış bir politikanın oluşturmuş olduğu bir girişimdi. Bu girişimden müzdarip olup, bu girişimden acılar çeken bu memleketin çocuklarının birçoğu bu memleketten göç etmiş durumda. Fakat bu memlekete gelmeyi düşünmüyor olmalarının temelinde var olan sebep de istihdamın eksik olmasıdır. İçinde yaşamış olduğumuz bu memleketin yaşamış olduğu acılardan çıkış bir mutluluğa gelmesi gerekiyor olduğu halde yine acılardan acılara giriş yapıyoruz biz. Bundan kaynaklı bu memleketten çıkıp kendi yatırımını bu memleketin dışında var olan yerlere yapmayı arzu eden bu memleketteki hemşerilerime sesleniyorum. Bu memleket sizindir. Bu memleketin her karış toprağı sizin kendinize aittir. Hiç kimsenin bu toprakları ne sizden alma hakkı vardır, ne de bu toprakları işleme noktasında size engel teşkil edebilecek kuvvetleri. Eğer sizler kendiniz oluşturabileceğiniz o yine sözünüz ettiğim kalplerin birleşiminden meydana gelen güç birliğini sağlayabilirseniz bu memleketi hem inşa edebiliriz hem bu memleketin geleceğini karanlıktan aydınlığa evirebiliriz. Buradan kendilerini tekrar memlekete davet ediyorum. Bu memlekette yaşayan kardeşlerime de sesleniyorum. Bizler hiçbir annenin dökmüş olduğu gözyaşının sebebi olmadık. Biz bu memlekette hiçbir annenin gözünden yaş aksın diye bu sokaklarda siyaset yürütmüyoruz. Biz bu memlekette yaşayan annelerin alnının değmiş olduğu secdelerde dile getirmiş oldukları o duaların hayata geçirilmesi için elini taşın altına koymuş olan bu memleketin gençleriyiz. Şahsım arkamda herhangi bir şekilde hiçbir güç olmasa bile Cumhurbaşkanımızın makamının ötesinde inanmış olduğumuz bir güce iman ederek çıktık biz yola. O da Allah. Biz hasbinallahu ve ni'mel vekil diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda bu memleketin karanlığını aydınlığa eriştirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Sonum ölüm de olsa başım da canım da ruhum da bu memleketin çocuklarına armağan olsun. Ben varlığımı kendi memleketimin çocuklarına armağan ediyorum. Kendim yapmış olduğum siyasetten herhangi bir çıkar beklemeksizin siyasetimi yürütüyorum. Yaşamış olduğum ekonomik sıkıntılar ortadadır. Kimseden bir şey talepte bulunmadım, bulunmuyorum da. Ben bu memlekette kendi cevherini ve kendi cevherinin farkına varılmasını istemeyen karanlık odaklarla mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu karanlık odaklar kimi zaman devletin inisiyatif vermiş olduğu insanlar içinden çıkıyor. Kimi zaman memleketimizin içerisinde yaşamış olan gençliğimizi kendi siyasetlerine araç olarak kullanmak isteyen yine memleketimizin insanları içerisinden çıkıyor. Bunlara bir dur diyebilmenin yolu çok kolaydır. Şu sokağın içerisine çıkıp artık yeter yaşama hakkımız var ve Edirne'de mutluluk içerisinde yaşayan bir bireyin yaşamış olduğu mutluluğun aynısına Hakkari Yüksekyağı'da Allah tarafından bu memlekette yaratılmış olan bir Uğur Metin'in ya da bir Nevzat Alter'in ya da bu memleketin herhangi bir çocuğunun da yaşama hakkı var diyebildiğimiz zaman annelerin gözyaşlarını mavi bir tebessüme eriştirebiliriz. Şu anda o süreçten sonra tabii ki gerçekleşmiş olan yanlış politikalar da var. Yanlış politikalar da söz konusu. Hendeklerden sonra birçok devlet yetkilisinin memleketin içerisinde bulunan insanlara karşı sergilemiş olduğu tutum birçok gencimizi devletten soğutabilecek duruma getirdi. Hendeklerden sonra yaşanmış olan o karanlık süreçten aydınlığa erişebileceğinin umusuyla yaşayan gençler o karanlıktan sonra yaşamış oldukları bu ekonomi bunalımının içerisinde yine kendilerini çaresizce farklı yapıların kollarında buldu. Bugün yaşanmış olan bu Hendek siyasetinin getirmiş olduğu bu yanlış politika sonucu bu memleketin çocuklarının kalplerinde bir üzüntü söz konusu. Bu üzüntüyü ortadan kaldırabilmek yine bizim gibi insanların elini taşın altına koymasından geçiyor. Güvenlik sorunuyla alakalı herhangi bir problemin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2015'ten şu ana kadar
elhamdülillah şükürler olsun herhangi bir kurşunun patlamış olmasıyla karşı karşıya kalmadık. Şimdi eğer dikkat ederseniz zaten memleketi kuş bakışı Esentepe Mahallesi'nden zaten yayınımızı yaparak izliyoruz. Gelişime elverişli ve ellerinden geldiği kadar gelişimin gerçekleşmesi için de mücadele edilen bir an içerisindeyiz. Havaalanımız var. Hastanemiz var. Hendeklerde evleri yıkılmış olan insanların barınabileceği TOKİ'ler inşa edildi. Bunlar güzel bir güzel girişimler. Altyapı çalışmaları yapılıyor. Önceki kaymakamların gerçekleştirmiş olduğu politikaların eksik kalmasını tamamlayabilecek yeni bir mülki amirimiz geldi. Tanışmış olduğumuz mülki amirimizin mütevazi ve memleketle alakalı düşünmüş olduğu hayalleri var. O hayalleri yerine getirebilme hususunda kendisine destekçi olacak. Gerçek anlamda çıkar duygularından sıyrılmış insanlara ihtiyaç var. Eğer bu memleketin çocukları, bu memleketin amirlerini yanlış ve kirli bilgilerle bilgilendirip yanlış yönlendirmeseydiler şayet, hendeklerden sonra gelmiş olan kaymakamlar zaten bu memlekette gerçekleşecek tüm projeleri hayata geçirmişti. Ama eksiklik tamamen yaşamış olduğumuz bu memlekette var olan bizlerden kaynaklanıyor.